Yusuf'un başına gelenlerin hepsi benim yüzümden. Kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki. Boşuna suçluyorsun kendini. Güçlü olman lazım. Bilmiyorum Vedat abi. O kadar farklı ki. Bazen ne yapacağını kestiremiyorum. Birdenbire sinirleniyor, ateş gibi oluyor. Sanki dokunsan sana da zarar verecekmiş gibi. Ama bazen de o kadar sakin oluyor ki. Varlığı güven veriyor. Bunca şeyden sonra ona bakınca kendimi güçlü hissediyorum. Bana eksik mutlu yanımı hatırlatıyor. Bana bak. Sen hoşlanıyor musun bu adamdan yoksa? Nereden çıkarttın canım? Ne bileyim ben. Baksana. Varsa Yusuf, yoksa Yusuf. Beni açıp getir şunu ya. Bakalım. Şimdilik. Ver bakayım. Kızım. Kızım kalk bakayım biraz. Kalk bebeğim benim. Kalk canım. İçmeyeceğim. Kızım al bir kaşık. Hayır. Hadi, hadi bebeğim. Hayır. Bak, iyileşeceksin ama lütfen. Al kızım. Ben bunu bilmiyorum yani. Nasıl yapacağım, bu kız hasta olduğu zaman ne yapılır ben bilmiyorum ki. Ne yapacağız şimdi? Bak ne güzel Pınar biliyor bu işleri. Kürşat Bey. Gel Mehtap gel. Gel gel. Karışmak istemem ama... Ne oldu? Elif geçen gün uyumak için teyzesinin sesini duymak istemişti. Ona iyi geliyormuş, öyle dedi. Acaba onu mu arasanız? Belki bir yardım olur. Aa Leyla. Hayırdır gecenin bu saatinde? Yoksa Elif'e bir şey mi oldu? Ya biraz kızın ateşi var da. Seni görse belki daha iyi olur. Bir gelsen. Hemen geliyorum. Tamam. Elif odasında mı? Evet Leyla Hanım. Senin gecenin bir vakti ne işin var bu evde ya? Canan sakin ol. Abim çağırdı. Teyzesi ise teyzesi, ne alakası var yani? Doktor mu olacak, ilaç mı olacak çocuğa? Bilmiyorum. Belki de bir şeylere iyi geliyordur. Pınar'a benzetiyor olmasın? Bana bak. Leyla Pınar'a benzer mi bilmiyorum ama ben benzemem. Anladın mı İpek Hanım? Ben de abime benzemem. Anladın mı Canan?